ben Burcu Akkemenzal. Bir son set programıyla da karşınızdayız. Son sete bu hafta Save Denizbank Şampiyonlar Ligi ile başlıyoruz. 3 kadın temsilcimiz de lider durumdalar. Save Denizbank Şampiyonlar Ligi'nde kadınlarda 3. hafta sonunda 3 temsilcimiz de grup birincisi koltuğuna oturmuş durumda. B grubunda yer alan Vakıfbank namağlup unvanını korudu. İlk hafta Igor Gorgonzola takımını 3-1 yenen temsilcimiz, ikinci hafta Polonya temsilcisi Atom Trafil Sopot'a konuk oldu. Deplasmanda zorlanmayan Sarı Siyahlılar sahadan 3-0 galip ayrılırken maçın en skorer oyuncusu 15 sayısıyla Hollandalı Loneke Zotie oldu. Geçtiğimiz hafta grubun 3. maçındaysa Vakıfbank'ın rakibi Sloven Kalçit takımıydı. Vakıfbank bu maçta da zorlanmadı ve maçı 3-0 kazanarak namağlup liderliğini sürdürdü. Maçı Vakıfbank'tan Kimberly Hill 11 sayıyla tamamladı. En iyi servis atan oyuncuysa 3 ace sayısıyla yine temsilcimizden Çağla Akın oldu. 3'te 3 yapan Vakıfbank B grubunda 9 puanla birinci sırada. C grubunda mücadele eden geçtiğimiz sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu Eczacıbaşı Vitra yenilgiyle başladığı Avrupa sezonunda ilk maçın ardından üst üste 2 galibiyet alarak grup liderliğini ele geçirdi. İlk hafta Kazanmagiore takımına 3-2 yenilen temsilcimiz sonrasında Agel Prosteov'u deplasmanda 3-0 mağlup etti. Geride bıraktığımız 3. hafta maçındaysa Lacivert Beyazlılar Kemik Politse takımını ağırladı. Sahadan 3-0 galip ayrılan Eczacıbaşı Vitra'da Tiana Boşkoviç 23 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Boşkoviç ayrıca 2 ace ve 6 blok sayısıyla en iyi servis atan ve en iyi blok yapan oyuncu istatistiklerini de aldı. Eczacıbaşı C grubunda 7 puanla 6 puanlı Kazanmagiore'nin önünde birinci sırada. E grubundaki temsilcimiz Fenerbahçe Grundig'de Avrupa'da 3'te 3 yapan diğer ekibimiz. İlk hafta Almanya deplasmanında Dresdner'i 3-1 yendikten sonra ikinci haftada İstanbul'da Azeri Telekom Bakü'yü 3-2 mağlup etti. Sarı lacivertlilerin ciddi anlamda zorlandığı karşılaşmada temsilcimiz 2-0 geriye düştü. Üçüncü sette geri dönüş başlatan Fenerbahçe Grundig üst üste iki seti kazandı ve final setinde de rakibine 15-6 gibi büyük bir üstünlük kurarak maçı 3-2 kazandı. Yeon Kongkim 25 sayısıyla bir kez daha maça damgasını vuran oyuncu oldu. Fenerbahçe Grundig son olarak 3. hafta maçında Polonyalı Impel Wroclaw'ı Kadıköy'de ağırladı. Zorlanmadan maçı 3-0 kazanan temsilcimiz Şampiyonlar Ligi'nde E grubunda 8 puanla en yakın takipçisi Dresdner'in 3 puan önünde birinci sırada yer alıyor. Save Denizbank Şampiyonlar Ligi'nin ardından son sete futbolla devam ediyoruz. Evet, şaşırmayın, futbolla devam ediyoruz dedik. Evet, Vakıfbanklı voleybolcuların aslında bir senedir artık bir alışkanlık haline getirdikleri maç öncesi futbol şovunu sizin için görüntüledik. Shoot that!
Evet, Vakıfbank'ta voleybol üzeri izledikten sonra sırada son setin özel röportajı var. Bu haftaki konuğumuz Sarıyer Belediyespor'un yetenekli ve güzel orta oyuncusu Özge Yurdagülen. Özge'yi belki de ilk kez mutfağa soktuk. Bakalım beğenecek misiniz? Özge'cim merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi Özge mi Özge Nur mu? Hadi bakalım. Özge. Özge. Dışarıda Özge. Özge, sağ içinde Özge Nur. Ya ben genelde maçları anlatırken hep Özge Nur diyorum ama evet. Sonra duydum ki çok Özge Nur'u sevmiyormuş Özge. Yani evet, dışarıda Özge'yi tercih ediyorum ama sağ içinde Özge Nur hoşuma gidiyor. Sorun yok yani. Peki, o zaman biz röportajda Özge diye devam edelim. Tamam, teşekkürler. Nasıl başladın voleybola? Voleybola ilkokulda bir Yeşilyurt Spor Kulübü'nden gelen antrenörlerin seçimleri vardı. Uzun boylu sporcuları seçiyorlardı. Orada amcam sayesinde beni de gördüler, uzun boylu olduğumu falan. Öyle seçtiler beni. 2005 yılında başladım. Var mı ailede peki? Hani uzun boyluluk aileden geliyor. Dedelerim çok uzun. Ya, annem babam da uzun ama dedelerimin ikisi de uzun. Kardeşim var. 6 yaş küçük benden. O da bayağı uzun. Benden uzun. Oynuyor şu mu yani. O bir şey? Evet, o da oynuyor. Voleybol oynuyor o da. Süpermiş. Peki evet. Şimdi bu sene yeni bir takım Sarıyer Belediyesi'nde mücadele ediyorsun. Çok da iyi gidiyor Sarıyer evet. Belediyesi. Hemen tahtaya vurayım. Evet, genelde başladım. Ağzım çünkü nazar değdirebiliyorum yani zaman zaman. Nasıl bir atmosfer var takımda? Çünkü böyle hani Gökhan Edman özellikle tabii gençleri ve tecrübeleri iyi harmanlayabilen bir antrenör ama içeriden biri olarak sen neler söylersin? Evet, yani Gökhan abiyle çalışmak çok güzel bir şey. Ben bir milli takımda çok kısa bir süre çalışmıştık ama onu hani birbirimizi tanıma evresi gibi bir şeydi. Çok kısa bir süreydi çünkü. Bu sene çok farklı yani benim için de. Hem takımda tecrübeli yabancı oyuncular var, Türkler var. Aynı zamanda maçları kazandıkça takım tecrübe kazanıyor. Takım olarak bir şey yani bir seviye atlıyoruz. Şimdilik çok güzel gidiyor yani. Bakalım inşallah şimdi son 3 maçımız kaldı. Onlarda da güzel puanlar ve maçlar, galibiyetler alırsak çok güzel olacak bizim peki için. Peki hedefi ne Özge'nin bu sene Sarıyer Belediyesi'ne ne yapmak istiyor? Özge'nin bu sene hedefi çok maç oynayıp kendini çok geliştirmek. Hem antrenmanda hem maçta. Kuvvet anlamında olsun, saha içinde olsun, tecrübelenmek. Oynamak yani sadece oynamak, sürekli oynamak. Peki bundan önceki senelerde yabancı antrenörle çalışıyordun. Evet. Şimdi Türk bir antrenör. Evet. Ben bunu aslında hani hem yabancı hem de Türk'le çalışan bütün voleybolculara soruyorum. Hı-hı. Çok büyük farklar var mı? Ya bence çok büyük fark yok yani. Massimo Barbolini'ye çalıştım 2 sene. Kendisi de çok anlayışlı bir insandı. Saha içinde, saha dışında. Yani çok şey paylaşabiliyordunuz saha dışında da onunla. Gökhan abi de öyle. Çok yardımcı, böyle çok babacan. Zaten onun da kızı olduğu için çok anlıyor bizi her zaman. Yani her şeye gidip rahatlıkla konuşabiliyoruz onunla. Evet, aslında senelerdir kadınlarla çevrili bir hayat evet. Ve iki kız çocuğuna evet. Sahip olması da enteresan oldu evet. Gökhan abi için yani. Peki sizin bir de böyle saha dışında olan bir arkadaş grubunuz var. Ben de genelde sosyal medyadan takip ediyorum. Evet. Hani bence diğer voleybolculardan ayrılarak biraz daha böyle entel takılan bir kesimi sanki temsil ediyorsunuz. Öyle mi? Yani Sarıyer'deki arkadaşımız... Hayır. Mesela Ceren Kestiren Göz o grup. Tarafındaki. O grup tamamen normalde şimdi gün içinde yani sürekli ya da haftalarca, aylarca spor yapıyorsun, voleybol oynuyorsun. O grup tamamen bir şeylerden uzaklaşmak için atıyorum ayda bir tiyatroya, bir sinemaya, hani farklı aktivitelere. Tabii ki çok yakın arkadaşız. Görüşmesek bile her gün yarım saat, bir saat telefonda konuşabiliyoruz ama genel olarak aktivite grubu gibi de adlandırabiliriz. Yani hiç kötü gün dostu. Hiç voleybol konuşulmuyor mu? Gerçekten. Bu nasıl duruyorsunuz? Mesela çok kötü olduğum zaman, mesela ben diyorum ki 10 dakika istiyorum, çok kötüyüm diyorum. Pat 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 söylüyorum. Dinliyorlar, bitiyor. Yorum da yapmıyorlar, hayır. Beni rahatlatmak terapi için. Terapi gibi oluyor. Diğer türlü olmaz zaten bence. Farklı takımlarda tabii, da oynuyorsunuz farklı çoğu takımlarda zaman yani. Oynuyoruz zaten. O sıkıntı olur yani.
Olmuyor. Peki milli takım da yani yaz dönemine dönüp baktığımızda bence Özge iyi bir milli takım dönemi geçirdi. Şimdi önümüzde Rio 2016 İnşallah. Olimpiyatları var. Nasıl görüyorsun şansı? Bir de Ferhat Akbaş'ın gelmesiyle yeni bir de oluşmaya başladı diyebilir miyiz? Ya Ferhat abi biz geçen sene ilk Avrupa Ligi'nde beraber çalışmıştık ve gerçekten çok fazla özellikle genç oyunculara çok şey katabilen, çok iyi antrenman yaptırabilen bir antrenör bence. Ya herkes genç antrenör diyor. Doğru, genç bir antrenör ama genç olmasına rağmen kendini gittiği yerlerde çok fazla geliştirmiş bence. Ve onunla antrenman yapmak, çalışmak, yani kadroya girmekten bahsetmiyorum. Tabii ki kadroya girmeyi her şeyden çok isterim veya oynamayı, şans bulmayı ama antrenman yapmak bile bana göre çok önemli. Çünkü gerçekten onun antrenmanları çok etkiliyor. Ben geçen sene Avrupa Ligi'nden sonra kulübe döndüğüm zamanı hatırlıyorum. Hem kendime olan özgüvenim, nerede ne yapacağımı çok iyi biliyordum. Yani çok daha rahat hissediyor insan kendini. Ve aynı şekilde bu yaz da benim için tabii Ferhat abi şimdi hem AV takımının hem U23'ün evet. başında olunca atıyorum onlar Bakü'ye gittiklerinde biz bir dönem antrenman yapmadık ya bir hafta kadar. Ama ona rağmen U23'e başlar başlamaz hemen çok kısa bir sürede çok rahat bir şekilde toparladık yani. Aslında hep aynı yaş grupları birlikte ilerliyor diyebilir miyiz? Aynen. Yani siz çok fazla belki de aynı kulüpte oynamasanız bile. Hiç ayrılmadık gibi oldu. Evet. U23 de ilk bize denk geldi ya, ilk bizim jenerasyonumuza denk geldi. Peki şimdi erkeklerde de U23 başarılı oldu, evet. Kızlarda da başarılı oldu. Siz tabii bir adım öndeydiniz erkeklerden, evet. belirtelim. Bir de o erkek takımında da böyle çok yakın arkadaş olduğunuz isimler evet. var. Böyle bir çekişme oluyor mu? Hani ya. Siz bunu yaptınız, biz bunu yaptık şeklinde. Oluyor, olmaz mı? Onlar zaten şu anki U23 oynayan jenerasyon bizim 94-95 jenerasyonunun aynı sene yani beraber ilerliyorlardı. Bizim kızlar Yıldız Genç'te sürekli şampiyon oldular. Onlar biraz daha hani böyle 4., 5. falan olmuşlardı diye hatırlıyorum. Şimdi bu sene onlar da 2. olunca görüştüğümüz zaman böyle konuşuyoruz arada U23 nasıldı şöyleydi böyle de. Ya biz de 2. olduk işte ya falan diyorlar. Biz de 2. olduk ama biz 2.liğe üzülüyoruz yani. Öyle garip çekişmeler oluyor doğal olarak yani. Aranızda ama gene Aynen. de böyle hani şey olması çok iyi bence. Aslında bizim dönemimizde de öyleydi. Hani hep aynı yerde vakit geçirdiğiniz için işte maç evet. için atıyorum Buranfeli'ye gidiyoruz. Erkeklerle Aynen. kızlar hep bir arada. Böyle bir dostluk olurdu ve sonra hani yaşlar büyüdü. Herkes evlendi. Çoluk çocuğa karıştı. Gene hala görüşen ama farklı takımlarda oynayan çok Aynen. insan var. Yani İnşallah sizde biz de öyle oluruz. Öyle bir potansiyel görüyorum. İnşallah. İnşallah öyle devam eder İnşallah. Yani. Peki Özge voleybol dışında neler yapmaktan hoşlanır? Voleybol dışında ya bu sene henüz bu tarafı yani Sarıyer'de oturduğum için şu an pek keşfedemedim ama genelde bu Tarabya tarafları böyle deniz kenarında ben yürümeyi çok seviyorum. Özellikle o kenardaki restoranlara veya Hı-hı. kafelere gidip orada kitap okuyorum. Bu arada takım olarak da fazla yani çok fazla aktivite yapan bir takımız biz. Ben daha önce böyle bir takımda oynamamıştım. Yani. Çok güzel, çok memnunum. Her akşam mutlaka yemek yiyecek birini buluyorsun. Yani en az bir kişi Peki, geliyor. Bütün o gençlerin hepsi Sarıyer tarafında mı oturuyor? Tabii tabii çok yakın. En uzak Göktürk'te oturan var işte. Hı-hı. O da 25 dakika zaten. Tabii, evet, uzak sayılmıyor yakın. Artık. Yok Melis var pardon. Melis karşıda oturuyor. Ha, hala o direniyor evet. yani. Tabii tabii. O gelmemek için direniyor yani. Peki, Ama rahat kitap, alıştı. Kitap okurum dedin. Mesela en son okuduğun kitap? En son okuduğum kitap Serenat'ı okudum. Aa, çok güzel. Ben de okudum. Evet. Ama onu 3. defa falan okudum herhalde. Tekrar, ben çok seviyorum. Öyle evet. mi? Devam. Ya tekrar okumayı sevmem de o kitabı çok sevdiğim için tekrar okumak istedim yani. Peki hiç Özge hayatında mutfağa girdi mi? Annene sormak anne? Lazım aslında. Anne. Evet, çok nadir. Çok Peki normal şimdi hani evde tek başına yaşıyorsun değil mi? Evet. Yani ya da bir takım arkadaşınla yaşıyorsun. Tek başıma. Tek başınasın. Ne yapıyor peki? Kahvaltılarını kendi hazırlıyor tabii ki. Yumurtasını Özge. Kırıyor. Tabii. Ama diğer öğünler için işte makarna yapacaksam kendim yapıyorum mesela ama bazen yani genelde dışarıda yiyorum diyebilirim. Peki o zaman şimdi dedik ki biz sen hiç mutfağa girmediğin için seni bir mutfağa sokalım. Hani bundan sonra kendi evinde de mutfakta belki şimdi yapacaklarımızı denersen ama tehlikeli şeyler bunları evde denemeyelim diyelim. İstersen mutfağa geçelim. Tamam. Sohbeti orada devam tamam. edelim. Tamam.
malzemeleri mi? Önce ben koyayım ki ev malzemeleri. Bakalım becerecek misin? Sen beni ama kötü yaparsan bu yap, tamam mı? Yo, olsun, olsun. Sonra bununla bir şey yapıyorum. İyi mi? İşe alır mısın beni buraya? Ananaslar çıldırdı. Ananaslar dans ediyorlar. Ananaslar dans ediyor ya. Duramıyorlar yani. Özge bakıyor musun? Bakıyorum, öğreniyorum. Bu yapıyorum ben. Yapacağım biraz sonra. Bunlar yapışacak mı böyle? Yapmayalım. Peki. Bu böyle hep karıştırıyor muyuz usta? Tamam, bırakalım mı? Gitsin biraz. Alıyorum. Evet, kaç puan alırız bundan? 100 puan. Oo, çok iyiymiş ya. Peki, o zaman ben sahneyi Özge'ye bırakıyorum. Hadi bakalım. Hadi. Genelde yani kas yapımı kolaysınız için ama makarna çok sever. Çok sever. Bak bu da bir çeşit bir makarna yani. Tabii. Kokoreççi falan mı artık acaba? Tabii. İyisi, iyisi. Karıştıramıyor olabilirim ama. Niye canım, bayağı güzel oldu yani. Şunları da alalım. Şunu da al, ziyanet mi? Evet. Evet. Tamam. Hazırız. İyi yaptık, sınıfı geçtik mi? Evet. Tamam, teşekkür ederiz. O zaman şimdi yemeğe gidiyoruz. Vallahi ben yaptım denilerim. Evet. Çok güzel olmuş. Benimkinden tat diyeceğim ama benimki biraz acı. Ben seninkinden tat diyeceğim. Evet. Nasıl bir tecrübeydi senin için peki mutfakta olmak? Yani güzeldi. Sanırım daha fazla mutfakta kalabilirim artık evimde falan. Evet yani aslında evet, deşarj eden bir şey insanı. Aynen, eğlenceli. Artık bekliyoruz böyle güzel yemekler Özge'den. Tabii yapıp sizi çağırırım artık, davet ederim. İnşallah bakalım. Anneni çağır sen önce de o testten geçeceğim mi o önemli aynen, yani. Aynen. Bize vakit ayırdığın için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bu çok sene Sarıyer'de inşallah bütün isteklerin, dileklerin gerçekleşir. İnşallah. Çok mutlu olursun. Tabii Mi takımda da seni görmek ve bol bol izlemek istiyoruz. İnşallah. Ben de istiyorum. Çok sağ ol Özge. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Yemeğe devam. Özge'ye bir kez daha teşekkür edelim ve bir son setin daha sonuna gelelim. Son sette bu akşam sizlere güzel videolarla, sizi güldürecek videolarla veda ediyoruz. Şimdilik hoşça kalın. Haftaya görüşmek üzere.